dostlarım, yeni videoma hepiniz hoş geldiniz ve benden şunu istiyordunuz, bir alışveriş videosu çek, alışveriş videosu çek diyordunuz. Bir alışveriş videosu çekeceğim ama bu planlı değil, yani doğaçlama video olacak. Neye ihtiyacım varsa sadece onu alacağım ama bugün planlı bir şekilde hani tamamen bir haftalık alışverişimi yapacağım ama şu anda hani genel olarak marketten neler aldığımı göstereceğim size. O zaman markete giriyorum, videoyu tekrardan başlatıyorum ve temel olan ihtiyaçlarımı, yani şu anda evde kalmayan malzemelerimi alacağım ve bu arada çoğu şey kalmadı. Yani bayağı bir şey öğreneceksiniz. Bakalım ne kadar tutacak, hiçbir fikrim yok. Markete gidiyorum, sonra tekrardan videoyu başlatıyorum. Geldim markete ve ilk alacağım şey, şöyle bir düşünüyorum diyetim neler alacağımı, aşağı yukarı bahsedeyim size. Şimdi tuz önemli. Bende şu anda kaya tuzu önemli ama evde var. Zeytinyağı önemli ama zeytinyağını ben zaten buralardan almıyorum. Ben zaten Muğla'da yaşıyorum. Yani Ege'nin zeytinyağının böyle bol bol olduğu ve en kral zeytinyağının olduğu yerdeyim. Teyzelerden falan alıyorum zeytinyağını. Şimdi dostlarım Migros'a geldim. Buradan bir tane. Önce ihtiyacım olan şu. Bunu sabah siz yulafa muz atarken ben keten tohumu atıyorum. Bu yarışmacı kafası. Ama tabii muz atmaya devam edin. Çünkü hiçbir zaman yarışmacı kafasında olmanızı istemiyorum ben sizin. İlk alacağım şey keten tohumu. Şöyle bu paket bana fazla yeter şimdilik. Hiçbir zaman yarış kafasında olmanızı istemiyorum. Çünkü bu pis bir kafa. Çok pis bir kafa. Şimdi bir aynen yulaf. Gördüğünüz gibi yulaf. Evde iki tane var ama şu an örnek olsun diye bir tane daha alacağım. Yulaf alacağım. Bunlardan bahsedeyim mi size? Bunlardan. Hani bunlardan bahsedeyim mi size? Bunları çok fazla soruyorlar. Aslında çok hani genel yapmayayım. Bu bir nebze. Bunları sayma. Bunu da sayma. Bu. Bu dediklerim ne? Bu dediklerim kesinlikle olmaz. Tamam mı? Kesinlikle. İşlerinde yulaf varmış, yok bilmem neymiş, yok şuymuş, yok çikolatalı yulafmış, yok aslında yulafmış da, yok şöyle yap aşk. Hepsini fuck it anladım, hepsini boş ver. Bizim adamlarımız bak, adam bu. Bu lord anladım, buranın kralı bu. Sen kralsın dostum, seni şuraya koyacağım. Seni şu en yukarı koyacağım, sen buradan milleti izle. Sen kralsın, tamam mı? Bu da onun veliahtı. Veliahtın da ama şimdi çocuklara, burada çalışan çocuklar bunu buradan alıp koyacak falan. Ama bu kral yani, söyleyeyim size. O yüzden düzeltelim, çocuklar uğraşmasın. Bu kral, bu onun veziri. Sol kolu, bu da onun sağ kolu. Takılabilir yani, bunlar birlikte takılabilir. Bu yine, buna bakmadım da. Buna sanırım yulaf, keten tohumu falan filan incir miyiyor. Olabilir yani, neden olmasın ama yulaf miktarı az olduğunu düşünüyorum bunun. Bu kısmen daha iyi onun için. Bu sağ kolu olsun, bu sol kolu olsun. Öyle mi dedim az önce bilmiyorum ama kral bu baba. Kralların işi bu. Tamam mı? Mesela bunu geçtim. Yulafımızı aldık, keten tohumumuzu aldık, yumurta. Yumurtamızı alalım ve etimizi alalım. Şimdi burada bir et rayonuna bir gidelim, neler var. Aa, yulaf yumurta da hemen oradaymış zaten. Abi kolay gelsin. Ben antrikot istiyorum senden. Tabii. Eyvah eyvah abi, bu fiyatlar ne ya? Her geçen gün zam geliyor değil mi? Yandaki kasapta da böyle mi? Açık soruyorum direkt. Hiç bilmiyorsun değil mi? 86 TL antrikot. Bir kilo alacak olsam 86 TL yapar. Tamam abi, bir kilo alayım ben. Ben antrikot alayım. Gördüğünüz gibi şu anda, pardon telefon düşüyordu, YouTube'da porno izlemek yasak ama şu anda Migros beni sikiyor. Evet arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Tekrardan bir koli yumurta alacağım şimdi. Az önce dediğimi kimse duymasın. Bir koli yumurta alıyoruz. Bu benim 2 günlük yumurtam. 30 tane yumurta 2 günlük. 2 günde bunu bitiriyorum. Çünkü sabah akşam 5 tane yiyorum. Sabah 10 tane yiyorum, 15 yapar. Yani günde 15 yumurta. Eyvallah abi, sağ olasın. Etimizi de koyalım. Yani 15-15 2 gün. Ama taze almayı tercih ediyorum. Genelde buradan almıyorum. O zeytinyağı aldığım teyzeden alıyorum yumurtaları. Köy yumurtası falan. Daha güzel oluyor yani köy yumurtası almam. Evet. Geldik buraya.
soda var mıydı evlenmiyorum ama bunların şeyleri yok mu ya böyle altılı paketleri? Neyse altılı paket yoksa almam. Bazen şu anda yarışa 2 ay falan var. Bazen canım ne çekiyor biliyor musunuz? Yemeğin yanında bazen canım içecekler nerede? İçecekleri arayalım. Şöyle bir içecekler nerede acaba ya? İçecekler burada mı? Ben açıkçası ne arıyorum? Cola Zero arıyorum. 2 günde bir tane olabileceğini düşünüyorum. 2 günde bir tane Cola Zero gayet hani çok da şu an diyet kafasına girmek istemiyorum. Çünkü gerçekten diyet kafasına gireceğim zaman çok rahatsız olacağım, anladınız mı? Her şeyden rahatsız olacağım. O yüzden şu anda biraz daha off takılıyorum. Gördüğünüz gibi Cola Zero burada. Şekersiz kola. Bir tane Pepsi Max de çok güzel aslında. Denemediyseniz deneyebilirsiniz. Bir de yeni bir tane Pepsi çıktı. Yeşil böyle. İsmini unuttum. O da güzel. Burada yok şu anda. Gösteremeyeceğim. Bir tane şöyle şekersiz kola alalım. Dediğim gibi yani şekersiz olsa bile içinde çok daha farklı şeyler var. O yüzden hani abartmanızı istemem. Günde hani 3'e 4'e çıkmanızı istemem. Günde bir bile yarışmacı olmayan birisi için olabilir. Ama günde bir bile ben istemiyorum açıkçası. 2 günde bir olabilir, 3 günde bir olabilir. 3 günde bir en iyisi. Ben öyle yapıyorum. Bazen canım çok isterse 2 günde bir ama her gün yapmamaya kesinlikle dikkat ediyorum. Vücuduma girsin istemiyorum yani sürekli. Şimdi ne aldık? Yumurtamızı aldık. Bir tane kola aldım. Et aldım. Burada mesela protein var, karbonhidrat var biraz. Pirinç alacaktım ama evde çok fazla pirinç var. Evde bayağı bir pirinç var. Birazcık mineral almamız lazım. Ben böyle hesaplıyorum ne almam gerektiğini. Yani mineral dediğimde sebzeler almam lazım. Hemen giriş kapısı açıldı, beni yakalamam lazım. Yakaladım. Yani mineral olarak şu anda sadece kırmızı biber kullanacağım. Şu anda kırmızı biber, kıvırcık ve maydanozdan başka bir şey yemiyorum şu anda. Ama tabi bunlar dönem dönem değişecek. Bazen bir de kuşkonmaz yapıyorum. Ben birazcık tekelde yapmak da zor oluyor ya. Evet, poşeti kopardım. Tekelle yapmak zor oluyor. Biraz da kırmızı biber alıyorum. Videoyu tekrardan başlatacağım. Videoyu kapatacağım artık. Birkaç bir şeyler daha aldım. Birkaç bir şeyler daha aldım video kapalıyken. Onlardan bahsedeceğim. Ne aldım, neden aldım bahsedeceğim. Sonra videoyu kapatacağım. Dediğim gibi bu benim hani böyle %100 tam olarak bir alışverişim değil. Yaklaşık ne kadar gider bunlar bana? Yumurta hani 2 gün gidecek bir yumurta. Ette yaklaşık 3 gün gidecek bir et. Kırmızı biber de 3 gün gidecek bir kırmızı biber. İşte yani bu aşağı yukarı benim 3 günlük 4 günlük bir alışveriş. Ama bazen gerçekten bir ara düzenli liste yaparım. Ne alacağımı yazarım. Ne kadar tutacağını böyle... Bana ne kadar götüreceğini işte bir haftalık düzgün bir alışverişimi yaparım. Sonra sizin için uygun beslem uygunlar yazarım. İşte 100 lira alışveriş, bilmem kaç lira alışveriş falan gibi şeyler yazarım. Videolar yaparım. Şu anda bu benim 3 günlük falan bir alışverişim. Ne yer aldığımı göstereyim. Salatalık aldım. Salatalık yemeği seviyorum öğünlerle birlikte. Bazen ara öğün olarak hani öylesine de susadığımda veya kendimi çok aç hissettiğimde salatalık yapıştırıyorum. Canım başka bir şey çekmesin diye. Kiraz aldım. Yarışmaya 2 ay var. Kiraz ne alaka derseniz, bazen hani yulafın üstüne şöyle 3 tane falan atıyorum. Bu büyük ihtimalle ben bunu bitiremeyeceğim bile. Bunu gerçekten bitiremeyeceğim. Bunu çocuklara falan veririm, bir şeyler yaparım. Hani 2 tane atarım, 3 tane atarım yulafın üstüne. Hani güzel bir tadı olur, güzel olur. Kolayı anlattım. 2 günde bir yapıyorum Cola Zero. Tarçın aldım. Yulafın üstüne tarçın hani atmayı seviyorum değil, atmam gerekiyor. Yaklaşık 1 gram falan tarçın atıyorum yulafın içine. Kan şekeriyle falan alakalı. Kan şekerini düzelsin. Yani biraz şeker ihtiyacımı karşılasın ve canım gün içinde şeker çekmesin. Yani o tarçını yerken aslında ben hani pırt diye geçirmiyorum da ah diyorum ağzıma bir tatlı geldi. Bak tatlı ihtiyacını karşıla, sakin ol. Gün içinde canın meyve istemesin, çikolata istemesin falan o tarçınla yani idare ediyorum. İşte yarışmacı kafası bu. Siz bu kafada olmayın. Yani çoğunuz bu kafada olmayın. Sonra su. Su aldım. Su içmemiz gerekiyor. Az önce susadım ve su aldım. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Limon aldım. Soda içerken taze limon sıkmayı seviyorum. Ve salatalarda bol limon seviyorum. Zeytinyağlı birlikte güzel oluyor. Kırmızı biber aldım. Çünkü öğünlerin yanında kırmızı biber de yiyorum. Neler aldım?
Yumurta aldım, et aldım, bir şeyler. Fişi göstereceğim. Ne kadar tuttuğunu göstereceğim. Yaklaşık çoğu ürünün bana 2 gün, birkaç ürünün de bana 3 gün gideceği bir alışveriş yaptım. Ama bazen değil, bir ara bir haftalık bir alışverişimi yaparım. Bakalım ne kadar tutacak, nasıl olacak falan. Şimdi bir kasaya gideyim, ödeyeyim. Fişleri yazayım. Pardon, fişleri size göstereceğim. Ne kadar tuttu, ne aldım falan, onun fiyatı ne kadar, her şeyi göstereceğim size. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bu neden şimdi söylediğimi bilmiyorum ama takip edin Instagram'dan. Vanne Yıldırım. Dostlarım, alışverişi tamamladım ve en önemli, birkaç bir şey unutuyordum tam çıkarken gördüm. En önemli şeylerden bir tanesi, tahmin ediyorsunuzdur hani yağ almadık. Temsili yani yağ almadık. Fındık ve badem aldım. Fındık evimde çok var, badem kalmamış ama yine temsili olsun diye aldım yani, siz görün diye. Şimdi neler aldığımı şöyle bir bakalım. Önce ne almışım? Gördüğünüz gibi 2 adet poşet almışım. Yumurta almışım, 15 liraya vermişim yumurtanın bir kolisine. Sonra dana antrikot almıştım, 1 kiloya yakın aldım, kilosu 86 liraydı, 91 liralık dana antrikot almışım. Su almışım 2,5 liraya, çiğ badem almışım, tadım çiğ badem almışım 24 lira. Coca Cola almışım 11 liraya. Kırmızı biber almışım işte 4 lira. Lifa lifa almışım 7,45. Hıyar, oha hıyar yazıyor. Gerçekten hıyar yazıyor, 2 liralık hıyar almışım. Tarçın, rüzgar geliyor. Tarçın almışım 6 liraymış. Kiraz almışım 6 liraymış. Sonra keten tohumu aldım 6,45. Fındık aldım 20 liraymış fındık. Toplam 207 TL gördüğünüz gibi. Bir de limon aldım. 9 liralık da limon aldım. Toplam 207 TL tuttu. Ben de nakit olarak 210 lira ödemişim. Sonra bana para üstü vermiş falan filan. Derken Sayın Yıldırım. Yıldırım olduğum nerede? Money Club karşısından herhalde. Falan filan. Gördüğünüz gibi bu benim aşağı yukarı 2-3 günlük bir beslenmem. 200 lira tuttu 2-3 günlük bir beslenmem. Kendinize çok iyi bakın. Daha diyecek bir şey bulamıyorum. Bu videoyu da çarşamba günü yüklerim büyük ihtimal. Bugün günlerden cuma. Cuma mı cumartesi mi bugün? Bugün cuma herhalde. Bakayım. Bugün aynen cumaymış. Kendinize çok iyi bakın. Ben de artık eve gideyim, biraz dinlenmem lazım. Antrenmandan çıktım, güzel bir göğüs antrenman yaptım. Göğüs, biceps, triceps ve birazcık omuz. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarımda görüşürüz. Yakında antrenman videoları gelecek. Hep birlikte patlayacağız. Kendinize çok iyi bakın. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Vanne Yıldırım. Peace.